Cookie bu. Günaydın Cookie bu. Tamam dur. İn aşağı bekle, ben bunları kaldıracağım, tamam mı? Hadi. Dur. Bunları yıkayacağım. Başka zaman olsa yatağına yatmazsın ha. Ne yaptım? Düğmesini düşürdüm. Kopardım. Düşürmek ne kelime? Dikeriz onu. Bu sabah enerjimiz 10'a 10. Dolanmasın şöyle. Günaydın. Yeni bir günden ve yepyeni bir videodan hepinize merhabalar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Ay bugün gözlerim bir akıyor, bir akıyor. Böyle alerjik bir şekilde uyandım. Çok enerjik uyandım ama alerjik de uyandım. Öncelikle bir kahvaltı hazırlayacağım. Bugün kahvaltı diyerek uyandım aslında ama bir türlü vakit bulamadım. İşte gelenler vardı, market vardı gelen. Bir kargom var. Onu sizinle açayım. Ceketlerin içine, kabanların içine falan çok giydiğim için çok çabuk eskitip çok çabuk da kirletiyorum. Şöyle small aldım. Ay küçük mü bu ya bilemedim ama. Şöyle soft bir kumaş bakın. Böyle saran bir kumaş. Anneme daha önce bayağı bir şey almıştık. Birkaç tanesinin bedeni uymadı, değiştirdi vesaire ama kalitesi çok güzel gerçekten. Bunun dışında bugün ne yapacağız? Bugün biraz pijamayla geçirdim. Günün ilk 2 saatini, ilk 1 saatini falan pijamayla geçirdim. Yapacaklarımı dün geceden programladım. Bugün Esat yok, sabah 5'e karşı çıktı, İstanbul'a gitti. Muhtemelen yemekte de yalnızım. Bilmiyorum kaç gibi gelir. Şimdi çayımı demleyip kahvaltımı hazırlayacağım. Normalde kahvaltıdan sonra açar diyor ama böyle bir dedim ki şimdi açayım. Zararı yok. Hala uyanamadım. Benimki gene ağlıyor. Çay demlerken, yani çay demlenirken
Çay demlenirken burayı birazcık toplayacağım. Yine tabii ki bildiğiniz gibi ben burayı dağınık bırakıp geldim. Bulaşık makinesini falan boşaltalım. Sonra hızlıca kahvaltı hazırlığına geçelim. Çay demleyelim. Oh, Cookie var ya, güneşin tozunu çıkartıyorsun ha. Güzel kıvaltılarımı yıkayayım. İç bakalım bir su. Dur. Oh ya, sana dokunmak bana o kadar iyi geliyor ki. Anlatamam yani ya. Bütün negatif alıyorsun benim üzerimden aşkım ya. O çamurlarını silelim. Temizleyelim. Paslayalım kutuyu. Yalama kız. Hiç yalama. Mis gibi de kokuyorsun bir de. Kızım tertemiz. Gel şimdi bakalım böyle. Gel ben seni şöyle bir temizleyeyim. Havlu cenneti burası. Bir kurulayım seni ya. Bir kurulayım ben. Yalamak yok, tertemizsin. Ama yine de yalamak yasak. Sen benim takipçilerimi mi kokladın az önce? Bak bakayım zararlı biri var mı işlerinde. Bak bakayım. Bak bakayım tehlikeli biri var mı işlerinde. Bak bakayım. Şimdi bir yüzümü gözümü düzeltmeye geldim. Ay saçım başım biraz daha iyi de şöyle yüzümüze gözümüze bir şeyler sürelim. Bir de üzerimi değiştirdim. Bu takımı inanılmaz beğendim. Dün de başka bir takım giymiştim. O da çok güzel, böyle daha uygun fiyatlı ve güzel bir takımdı. Bu ara yine ev giyimlere takmış vaziyetteyim. Böyle kendime bir el aynası aldım. En azından böyle... Yapmayacağım makyaj, böyle daha direkt size doğru yapmayı planlıyorum artık. Ya böyle bir şey yapmak için değil de böyle kendimi iyi hissetmek için aslında bir şeyler sürüyorum. Bugün beraber yemek de hazırlayacağız bu arada. Lahana aldım. Gördünüz zaten videonun başında sanıyorum. Lahana sarması yapacağım bugün. Şöyle birazcık yüzümü aydınlatayım.
Şu Bravap'ı çok beğeniyorum. Yani kullandığım en iyi aydınlatıcı olabilir. Böyle fondöteni alıp götürmüyor ya da kapatıcıyı alıp götürmüyor. Yani ben fondöten kullanmıyorum ama. Bir maskara süreceğim ve dudağımı renklendirmek istiyorum. Yine tabii ki Flormer'ın, yani bitmek üzere artık bu kalemden, şu kadar falan kaldı. Şu Kiko'nun 103 numarası. Süngerinde kalan kısmı sürseniz bile yetiyor, fazlasını alın. Bakın. Özellikle bu dudak kalemiyle beraber inanılmaz güzel duruyor. Çünkü aynı renk. Kiko'nun allığını kullanıyorum. Bu Green Me serisinin 102 Soft Mew. Bu da yine benim daha önce Görk'te de kullandığım bir allık var. Onun artık devamı sanıyorum gelmiyor. O yüzden bunu kullanıyorum şu anda. Bir de şu panorama maskarayı süreceğiz sizinle. Gerçekten daha önce de söylediğim gibi şu fırça, hangi maskara olursa olsun benim kirpik yapıma en uygun maskara bu. Çünkü aslında bakın çok uzun değil fırçası, görüyor musunuz? Benim kirpiklerime tam oturuyor. Hatta şöyle görebilirsiniz. Ve kirpiklerim kıvrık ve kısa olduğu için her zaman da bulaşır. O yüzden ıslaksa, kapatıcı fırçamla değilse de şu şeyler var ya, kullanıyor musun bilmiyorum. Şöyle makyaj düzeltme pamukları. Bunları ben çok kullanıyorum. Şöyle, bilmeyenleriniz vardır. Şöyle iki tane ucu var. Normal kulak pamuğu gibi değiller. Bayağı etkili. Yani tek katta bile etkili. Bu arada belki yine bilmeyenler için söyleyeceğim. Mesela maskarayı alırken şu hareketi çok sık yaparsanız fırçaya daha çok gelsin diye 3-4 güne kuruduğunu fark edersiniz. Benim yani böyle bir iki ay önce açtığım maskaram bile hiç kurumaz. Çünkü ben mesela açtım kapağını, direkt üzerindekini kullanırım. Hiç böyle sokup çıkarmam. Eğer ikinci kat alacaksam bir kere sokarım, böyle çıkartırım. Onu size söylemek istedim. Bilmeyenler için, bilenler için de ekstra bir hatırlatma oldu. Şimdi bir şöyle saçımı süt sıkıyorum. Genelde bu tarz şeylerde Morphos kullanırım biliyorsunuz ve yıllardır Morphos kullanırım. Onun da kokusu güzel ama tabii bir Morphos Milk Therapy kadar güzel değil. Acaba benim şimdi çiçekli tokam nerede? Çünkü bir saate falan mutfağa girmeyi hedefliyorum. Lahana sarmasını erkenden halledeceğim çünkü soğuması lazım bence onun. Saate 14-11 yapmışım zaten, öyle otur, kalk, mutfağı topla, cookie ile ilgilen, cookie yıka vesaire derken zaman uçup gidiyor. Yani hiçbir şeye yetemiyorum. Normal bir tokayla toplayayım. Yani lastikle toplayayım. Şöyle gelişi güzel bir toplayayım. Şimdi biraz çamaşır işimiz var. En azından saat 3 gibi başlarım sarmayı yapmaya. Bence idare ettim. Kalan işlerimizi halledelim. Kendimizi iyi hissetmek için böyle yüzümüze bir şeyler de sürdük. Peki bu saçım niye böyle duruyor ya? Bunu bence güzel kesememişler. Perçemi. Mesela bakın bu daha güzel. Bence bunu güzel kesememiş. Aynı kesmiş. O yüzden bir garip duruyor yani.
ben mutfağa tekrar geri girdim. O esnada yukarıyı toplarken Instagram'a çok spontane bir şekilde içerik çektim. Hemen onu yayınladım ve böyle yarım saat 40 dakika falan o şekilde gitti. Acil yemek yapmam gerektiği için Burcu'ların yanına gidemedim. Onlar da Ecem'de oturuyorlarmış. Normal şartlarda bir saat önce başlamam gerekirken birazcık geciktim. Lahana sarması yapacağız. Ben evde olduğum günlerde mutfaktan çıkamayan bir insanım. Zaten ev toplu olduğu için de açıkçası eve bir şey yapmak da istemedim. Yani evin kölesi olmamalıyız ya. Bence onu iyi değerlendirmeliyiz diye düşünüyorum. Şu saçımı gerçekten kesen kişi görüyorsa yani bu nasıl bir saç kesimidir ya, bayağı kötü. Neyse. Sonuç olarak şu an mutfaktayım ve Esat tok mu gelir, aç mı gelir çok emin değilim. Ya da lahana sarmasına kimse dayanamaz diye tahmin ediyorum. Evde bir şey pişmeli bence her gün ya da yani çoğunlukla diyeyim. Haftanın 2 günü bazen 3 gün dışarıdan yiyoruz ama en az 4 günü ben evde mutlaka yemek yapıyorum, yemek pişiriyorum. Tok olunsun, aç olunsun evde yemek olmalı bence kesinlikle. Yük gelmiyor ve aksine çok keyif alıyorum mutfakta olmaktan. O yüzden videolarımın %60'ında belki mutfaktayım. Hemen başlayalım ve lahana sarmamızı yapalım. Ben ilk defa yapıyorum. Daha önce lahana sarması yapmadım. Çok severim. Hatta TikTok'ta bununla alakalı bir içerik çekmiştim. Bu Türk yemeklerini oylama videosu gibi bir akım, içerik gibi bir şey işte. Lahana sarmasına da güzel bir puan vermişim. Sonra dedim ki ben hiç yapmadım. Yapayım. Lahananın da mevsimi. Hemen başlayalım. Üzerindekiyle yapmak ne kadar mantıklı bilmiyorum ama. Şimdi şu kök kısmı var ya, onu bıçakla oyarak çıkartacağız ki yapraklar kendiliğinden böyle yaprak haline gelebilsin. Bir böyle keseceğim. Bir de sanki daha büyük bir bıçak. Hiç problem değil. Zaten o kadar sarmayı ne yapacaksınız yani? Şöyle çıkanları ayırıyorum. Diye çıkanlar. Bu kalanlarla salata yapabilirsiniz. İşte salataya koyabilirsiniz. Şuralardaki şu kısımları. Şimdi bu suya süt ve kimyon koyarsak kokmuyormuş. O yüzden bunu tabii ki deneyeceğim. Hiç bilmediğim için bakarak yapıyorum. Çünkü hiç bilmiyorum. Gerçekten sıfır bilgi. Ama kesim şekli böyle olmalıymış. Büyük bir şekilde haşlamak benim zaten böyle bir tencerem yok. Bu böyle kaynayacak. Yavaş yavaş kaynarken ben de soğanları şöyle hemen... Ben bunu tabii ki ama biraz pirinç, biraz sonra dikleyip geliyorum. Da minik minik doğruyoruz. Tek tek ayırdıklarımı tek tek koyuyorum. Bunları bu şekilde koyuyorum. Şimdi onlar kaynarken ben önceden kaynayanları hemen şuraya ayırıyorum. Bazılarını oradayken de alırım. Yani sararken de alırım. Çok problem değil. Ama çok böyle sarılacak kadar da yumuşamışlar. Yeterli. Hemen soğuk suyu almazsanız pişmeye devam eder ve böyle eriyecek kıvama gelirler. Şimdi bu suyu tekrardan soğutuyorum. Yani bu
aslında haşlanma süresi lahananın cinsine göre değişiyormuş. Benim sanıyorum bir 5 dakikada haşlandılar. Kontrollü olacaksınız. Yani lahanaların erimemesi gerekiyor. Sarabilmemiz gerekiyor yani. Zaten şöyle sonrasında dolma olarak da pişeceği için böyle incecik olmamaları için sarılabilecek düzeyde. Yani pazı sarması yaptıysanız daha önce onun gibi düşünebilirsiniz. Pazıda tabii ki pazı daha çabuk ölüyor. Yani niye? Çok ince bir yaprak aslında. Lahana bir tık daha, ya bunu bütün haşlayanlar da var. Mesela bakın bu yaprak olmuş böyle. Tek tek çıkanları tek tek alıyorum. Biraz buraları süt ve su yaptım. Şimdi bu suyu tekrardan soğutuyorum. Daha pratik bir yöntemi olan söylesin ama bütün bir şekilde haşlama bence hayır. İzlediğim bütün videolarda bu şekildeydi ama belki sizin ondan daha pratik bir yönteminiz varsa. Benim acelem yok. İç harç için soğanları zeytinyağında kavuruyorum. Hiç sıvı yağ kullanmıyorum ben. Kavrulma aşamasında biraz tuz atıyorum. Şöyle az bir şey. Bir tane şeker atacağım. Renkleri dönünce hemen pirinç. Önce salça ekleyeceğim. Az salça, biraz daha fazla domates ekleyerek yapıyorum her zaman. Salçamın sonunu koyuyorum artık. Markete gitmem şart. Domates ekliyorum. Geçenlerde bunu açtıktan sonra ne kadar süre tüketiyorsunuz diye bir yorum okudum. Bir hafta içine tüketmeniz gerekiyor. Buzdolabına saklayın. Genelde de bir hafta içinde mutlaka tüketiyorum. Şimdi hemen yıkanmış pirinç ve bulgur. Ya sadece bulgurdan yapıyorum ya da karışık. Yani tamamen pirinçle pek yapmıyorum. Bence böyle daha lezzetli oluyor. Bu aşamada biraz daha yağ isteyecek muhtemelen. Çok az kaynar su ekliyorum. O da diri kalmasın diye şu yağın sonunu buna ekleyebilirim bence. Şimdi baharat aşamasına geçeceğiz. Benim en sevdiğim aşama çünkü artık sonuna gelmiş oluyoruz. Şimdi baharat ekleme aşamasına geçiyorum. Birazcık kısıyorum altını. Bir tatlı kaşığı pul biber. Nane bol ekliyorum, naneyi ben. Bu tarz içlerde nane bence olmazsa olmaz. Hatta en çok olması gereken. Şu pul biberi de birazcık artırıyorum. Ve toz biber ekliyorum. Zaten eklediğim hem pul biber gibi hem toz biber gibi. O yüzden toz biber az koyuyorum. Ben karabiber koymuyorum. Sarımsak yerine de sarımsak tozu koyacağım. Az miktarda tabii ki. Şöyle. Tuz miktarını artırıyorum. Duble bir ölçü kullanıyorum ben. Bu ölçüde bir kaynar su. Bunu böyle bir fincan veya bir Türk kahvesi fincanı düşünebilirsiniz. Beklemeden bunu alıyoruz. Ve başlıyoruz sarmaya. Bu dibindekini yemek çok keyifli oluyor bir de. Bilir misiniz bilmiyorum ama daha öf. Yani bu da böyle. Tamam kızım, bir parça da sana vereceğim. Yani ki böyle yaprak sarma kadar muntazam olmuyor. Kızım bak, sana gaz yaptı. Sarma konusunda bu arada içinin güzel olduğuna eminim. Böyle bir kaba kalmadı gördüğünüz gibi, domates ekliyorum. Şu kadar. Şimdi bir çırpacağız. Bu arada. Sosumuzu döküyorum şöyle. Thank you.
Evet, bu bitmiş yoğurt kabının sahibi kim? Kim bunun sahibi? Kime gidiyor bu yoğurt kapları bizim evde? Kime gidiyor kızım? Kime gidiyor kızım? Kim temizliyor? Ama bak çok hareket etmek yok, tamam mı? Otur, 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 otur. Günaydın. Bugün aslında erken kalktım tabii ki ama böyle bir duş aldım, üzerimi değiştirdim. Beni ilk defa bu kadar renkli görüyor olabilirsiniz bence. Yani çok renkli olmasa da bence renkli. Şimdi hava aşırı güzel. Ben biraz bahçeleri yıkadım. Yani Cookie sürekli kirlettiği için çok temiz kalamıyor haliyle. Şimdi yastıklarını koyacağım, minderlerini koyacağım. Burcu ile ablası gelecek. Bir de Ecem'i ararım. Böyle bir işte çay demlerim, kahve yaparım. Ama yanına çıkaracak hiçbir şeyim yok. O yüzden diyorum ki ben hızlıca bir kek mi yapsam, böyle normal, sıradan, sade bir kek mi yapsam diye düşündüm. Önce minderleri falan koyalım, evde olanlarla bir hazırlayalım, çayı da demlemeye koyalım ve birazcık otururuz. Bu akşam için marketten yine bir şeyler sipariş verdim ve biz yine markete gidemedik. Çünkü cuma günü bir küçük bir tatile çıkacağız. 2 günlük, 3 günlük cuma gideceğiz. Aynen pazar akşamı tekrar döneceğiz. Hemen çayımızı demleyelim, şu minderleri bir koyalım yerlerine. Sonrasına bakarız. Benim bir şey hazırlayacak vaktim yok. O yüzden evde olanları hızlıca bir şeylere koyarım. Böyle atıştırırız. Zaten yabancı değiller. Ama bir ara gerçekten şey yapacağız ya, bu kısır börek altın günü konseptli bir sofra hazırlayacağız. Ramazan'dan önce yaparız onu büyük ihtimalle. Cookie! Böyle daha iyi oldu bence. Ben sabah boş getirdim. Dün kapının önüne geldiler, tamam mı? Durun durun. Bak yapıştırdı. Bir komşu tabağı boş getirdi. Ne gerek var demiyor ya. Şu tabağı boş getirmiş diye. Ekmek çırpaydın. Çırpacağım. Desene ya. Sen çırpaydın. Can yerine su koyuyor bu arada. Çok mu açı? Biraz dem. Sen ne diyorsun? Biraz daha iyi. Çay gibi. Sen ne? Sonra kahve de içersin. Şey böyle yanlış işlem yapıyorum. Bu arada şu an çok iyi. Sen bu, dünden önce gün gördün. Dün gördüm ben. Önceki gün seni görmedim. Annemin babamın toplam aklım geldi. Her gün açacağım. Bir kere tarayacağım. Daha dökülmüyor biliyor musunuz? Benim eskiden hiç dökülmüyor. Bak sana göstereyim. Ya Burcu ya. Ne olacak ya? Öf. Şov yapma hayvana. Bakayım. Sen bak. Şunu bir kapatayım da. Gerçekten her cuma burcudayım. Şimdi komşularım
gittiler ve benim bir çekim yapmam gerekiyor. Elimi sıkıştırdım az önce ve minicik bir kan attım. Şimdi buraları bir toparlayacağım. Cookie havlama kızım ya. Allah Allah. Şimdi buraları toparlayalım. Çekimimi bitireyim. Ona da siz dahil ederim. Çok güzel bir PR paketi geldi. Onu böyle bir story hazırlayacağım. Güzel bir fikir var aklımda. Artık böyle PR paketlerine de birazcık düşünerek bir şeyler hazırlamaya başladım. Saçımı bu arada ben kurutmamıştım ama kendi kendine gayet güzel kurudu. Sanki bu renk beni açtı ya. Hoşuma gitti böyle beyazlıklı, lacivertli. Birazcık renkli şeyler almayı düşünüyorum. Galiba insanın yaşı ilerledikçe daha renkli giyinmeye başlıyormuş. Bu doğru bir şey olabilir. Şu an hoşuma gitmeye başladı yani. Toparlayalım. Videoyu hallediyorum bu arada. Hadi sen de ev aşkım. Hadi gel. Gel. Hadi bakalım. Seni de yıkayalım. Gel bakalım. Teyzelere bay bay yap. Teyzelere bay bay yap. Bak seni seyrediyorlar aşkım. Ay hep çamur yaptın. Otur burada bekle şimdi beni. Hadi bakalım. Birazcık şurada otur, tamam mı? Onlara gitme kızım. Hayır. Cookie. Şimdi Cookie'nin havlularını düzenli bir şekilde yıkıyorum böyle. Çünkü kuruması gerçekten çok zor oluyor Cookie'nin. Çok tüylü olduğu için. Kurudu ama bayağı. Şimdi bunları yıkayalım beraber. Geleceksin mi? Saçlarımı hiç bir şey yapmadım, taramadım bile doğru düzgün. O yüzden biraz... Ve tabii ki bir de tonikleyeceğim. Bunu bayağıdır göstermiyordum saç diplerime ve şuradaki saçlarımın ne kadar uzadığının farkında mısınız? Bakın. Bunlar hep bebek saçlarımdı. Bunu düzenli kullanmaya başladıktan sonra farkı görebiliyorsunuz. Bu ürünü ilk çıktığında size anlatmıştım ve o gün en çok satan ilk 8 ürüne girmişti. Kendi ürünümüz bu arada, bilmeyenler için. Neyse, saçımızı taradık. Gelen paketimiz bu arada bu. Şöyle Sanatla Renklen Kit Haring ve Bella Mason özel koleksiyonu. Sadece hepsi burada da satıştaymış. O yüzden hepsi buradayla ortak bir PR paketi yolladılar. Şimdi sizinle birlikte açalım şöyle. Önce size açacağım. Şöyle çok tatlı değiller mi? Rengarenk. Bugün de çok üstüme uyumlu şöyle. Ve... Şöyle. Oda kokusu. Çubuklu. Şöyle çubukları da var. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Hem hepsi burada hem de Bella Mason'a. Çekim işimiz tamam. Bir kahve yapıp fincanları çektim. Oda kokusunu yerine koydum. İnanılmaz güzel kokuyor bu arada. Neyse. Ama acıdı. Bir dakika. Bir şey söyleyeyim mi? Hiç kamerayı açmasam baksanıza yani asla. Sanki daha iyi topladım aynanın karşısında. Mutfakta çok işimiz yok yani dediğim gibi. Sebzeler aldım. Patlıcan, kabak, biber. Onları böyle fırına atacağım. Sonra da yoğurtlarım. Onun dışında yapacak hiçbir şey aklıma gelmiyor yani. Olanları artık idare edeceğiz. Hemen yıkayayım.
Zeytinyağlık güzel fırınlayacağım. Sonra üzerine domates sos, yoğurt olabilir. Gerçi yoğurt çok önermiyorlar ama sabah da yedik çünkü biraz şişkinlik yapabiliyor. Bunu da karıştıracağım. Patlıcanları ayrı şey yapacağım çünkü patlıcanı birazcık suda beklemesi gerekiyor. Aynı anda pişsinler istiyorum çünkü ona göre kesim şeylerini de ayarlıyorum. Böyle beklesin. Şimdi tüm sebzeleri bunun içine alalım. Yeteri kadar zeytinyağı koyarsanız patlıcan çok güzel pişer. Lezzetli oluyor mu diye. Çok yağ ister patlıcan. O yüzden yağını çok atmanız lazım. Ve ben hem tuzla, buna patates çok yakışır ama tabii ki sebze yapmamın sebebi Esat'ın spor yapıyor olması. O yüzden böyle sebze ağırlıklı yapıyorum genelde. Tepsiye. Böylece fırına koyuyoruz. Diğer taraftan sosunu hazırlayacağım. Şu buzlukta biftekler vardı. Onları değerlendireceğim. Onları da halledelim istiyorum. Böyle bunları birazcık şöyle doğrayacağım. Biraz donuk oldukları için böyle daha kolay pişerler diye düşünüyorum. Buna sadece soğan ekleyeceğiz bu arada. Başka hiçbir şey eklemeyeceğiz. Geçen soslu yapmıştım ya. Şu an onu yapmayacağım. Neden derseniz zaten domates soslu bir yemeğimiz var. Hatta içine de kaşık düşmüş. Zaten bu böyle pişmeye devam edecek. Soğanını kes. Bir şey söyleyeceğim. Bu aşırı soruluyor. Bu bir hamur kesme aparatı ama bence çok şık bir hamur kesme aparatına göre ve uygun fiyatlı. Bunu ekleyeceğim size. Çok sorulduğu için mutlaka ekleyeceğim. Bakabilirsiniz açıklama kısmına. Soğanını ekliyorum. Soğanların küçülmesini bekleyeceğim. Hemen küçülür zaten. Suyunu ekledikten sonra şöyle 3 tane defne yaprağı da ekleyeceğiz içerisine. Ve baharatlarla bunu lezzetlendireceğim. Bu arada hiç salça, domates, hiçbir şey koymayacağım. Sadece soğan. Çünkü dediğim gibi hani yanına meze yaptım. Bakalım beğenilirse daha sonra yine yaparım. Su ilave ediyorum. Fazla bile. Fazla toz üzerine ekliyorum. Böyle renk verecek aslında. Böyle lezzet verecek, renk verecek. Kısık ateşte 20 dakikaya olur gibi geliyor. Tuzlar. Bu da şey, bebek engin olsun. O yüzden sofrayız. Bu arada et pişti. Ben de normal kapağını kapattım. Böyle de birazcık pişiriyorum. Bayağı yumuşacık olmuşlar zaten. Ne kadar sürdü biliyor musunuz? 20 yani 8 dakika kala aldım. 22 dakikaya kurmuştum. Öncesinde de bir 10 dakika, 24 dakika, 25 dakika kadar falan düdüklülüğü kapağıyla pişti. Şimdi normal bir şekilde pişiyor. Zaten sıcaklığını koruyan bir kapak bu. O yüzden bununla pişirmeye devam ediyorum. Şurada köfteli böyle 3-4 köfte falan kalmış öyle bir yemek var. Şakşukamsı. Fırında yaptım hepsini. Enginar var, dolma var. Bu kadar. Hiç
Hissettin mi? İyi yapıyorsunuz. Hoş geldin kızım. Görüşürüz. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Kız bir sakin ol ya, bu hareket güzel olmuş yani. Bu arada. Efendim? Et güzel olmuş. Olmaz mı ya? Aaa! Tırnağın çok acı.